mühendislik dünyasında yeni olduğum için daha çok heyecanlıyım. Annem daha öncelerde kadından mühendis olmaz aslında, fabrikada mı çalışacaksın dediğinde babam ona hayır, neden olmasın demişti. Ondan aldığım cesaretle bu yola çıktım ve gayet de mutluyum. Mühendis olurken en ufacık aklımda kadın olmanın getirdiği zorluklar yoktu. Kız çocuklarımıza da tavsiyem, mühendis olmaktan asla çekinmesinler. Kadının yapamayacağı bence hiçbir iş yok. Ben burada bir insanın kalbi denilen stok hazırlamada teknoloji mühendisliği yapıyorum. Bu açıkçası bana ayrı bir gurur veriyor. Biz mühendisliğe biraz kadın duygularımızla yoğuruyoruz diyebilirim. Müşterinin hem kalbine dokunan hem duygularına hitap eden çözümler üretebiliyoruz. İyi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Çünkü kadının istediği zaman her şeyi yapabileceğini göstermek için. Mesela biz şu an küçük yaştayız. Bizim ailemiz düzene sokuyor bizi. Böyle fabrikalarda da mühendisler bu fabrikayı düzene sokuyor. Yani fabrikanın annesi mühendisler diyebiliriz. İşe ilk başladığım zaman neden fabrika ve neden lastik diye sormuşlardı. Erkek mesleği olduğunu ve kadınların çalışmaması gerektiğini söyleyenler de çok fazla oldu. Yani kadınlar biraz daha detaycı ve işe de daha böyle detaycı yaklaştığı zaman aslında problemlere çözüm anlamında da daha olumlu sonuçlar geliştirdiğini düşünüyorum. Bugün basitçe yapıldığını sandığım lastiklerin aslında çok zor yapıldığını anladım ve kadınların da harika bir düzenli çalıştığını gördüm. Okulda öğretmenlik yap, ne işin var fabrikalarda, zor iştir, yapamazsın, işte sen beceremezsin, kızsın sen, alakası yok, her şeyi yapabiliriz. Kadınlar şantiyede de çalışabilirler, dökümhanelerde de çalışabilirler, sahalarda da çalışabilirler. Dolayısıyla kendilerini asla kısıtlamasınlar ve güçlü olsunlar. Buradan tüm kadın mühendis arkadaşlarımı, Dünya Kadın Mühendisler Günü'nü kutluyorum.